Evet, can dostlar, selamünaleyküm. Hepinize güzellik diliyorum. Yine sizlerle beraberiz. Biraz da tasavvuf müziği var biliyorsunuz. Hep tasavvufun ilminden bahsettik. Biraz da müziğinden bahsedelim. Hakikaten tasavvuf müziği ruhu dinlendiren, latif, insanların gönlüne hoşluklar veren güzel bir müzik. Mevlana Şebi Arus törenlerinde, Mevlana ayinlerinde bu tasavvuf müziğinden çok güzel örnekler veriyor. İlahiler var. Çok güzel ilahi grupları var. Aynı zamanda zikir grupları var. İlahi grupları var. Bunlar da çok güzel ilahiler okuyorlar. Biliyorsunuz bizim Türk müziği, Batı müziği 12 sesten oluşuyor. Türk müziği 24 sesten oluşuyor. 24 sesten ve makamlar var bizde. İşte Nihavend makamı, Buselik makamı, Saba makamı, Hüzzam makamı, efendime söyleyeyim Hicaz makamı, Hüseyini makamı, yani çargahtan tutun da çok güzel makamlarımız var. Segah makamı var. Yani Türk halk müziğinde de makamlar var ama sanat müziğinde bir sürü yine makamlar var. Hüseyinisinden tutun. Yani çok değerli Nihavend makamı var, makamlar var. Bu makamlar kullanılarak, bu 24 ses kullanılarak tasavvuf müziğinde çok güzel ilahiler bestelenmiş. Çok güzel müzikler bestelenmiş. Aynı zamanda tasavvuf müziğinde kullanılan enstrümanların bir tanesi var. Onu bugün benim getirdim. Ney? Ney görüyorsunuz. Bu üst kısım başpare denilen, kemikten yapılan. Bu bir orta ney gibi. Yani fazla şey değil, büyük bir ney değil. Ama bunun işte bir orta mey var, ney var. Kız neyi var efendime söyleyeyim. Yani bayağı boyları var bunların. Ney sesi özellikle Mesnevi'de de Mevlana Hazretleri'nin çok bahsettiği bir enstrümandır. Ney insan huzuruna, insan ruhuna huzur veren, dinlendiren, derinlere götüren, tefekkür etmesini sağlayan çok güzel bir sesi var. Aka Gündüz Kutbay gibi çok değerli ney üstadları var şu anda Türkiye'de. Ben mesela Ercan Irmak hocamızı çok takdir ederim, çok beğenirim. Ney üstadıdır, aynı zamanda kaval çalar. Türk halk müziğinde kaval var. Orta Doğu müziklerinde kavala var. Nısfiye var. Bir de bu bizim tasavvuf müziğinde kullanılan ney var. Ney kamıştan yapılıyor biliyorsunuz. Su kamışından yapılıyor. Tabii bunun yapılması bayağı zor. Bu da başpare. Kemikten, orijinali kemiktendir. Bu kemik değil herhalde. Perdeleri var işte burada. Neyi tabii biraz üflemek hakikaten zor. Nefes ayarı yapmak gerekir. Ama ney sesini dinlemenizi tavsiye ederim. Özellikle böyle stresli anlarınızda, sıkıntılı anlarınızda ney sesi dinlemenizi tavsiye ederim. Bir de alimlerin dediğine göre su sesi çok şifa verirmiş. Eskiden Osmanlı döneminde ruh hastaları, psikolojik rahatsızlık hastalarına ney dinletirlermiş. Bir de su sesi. Bazı Topkapı Sarayı'nda padişahların bulunduğu has odalarda ve benzeri yerlerde küçük su havuzları görürsünüz. Suyun sesinin de ayrı bir şifası var. Fakat hani şöyle bir şey yazıyor arkadaşlar, işte sirkeli suya şu duayı, kardeşim sirkenin bir mucizesi faydası yok, normal suya dokuyabilirsiniz. Sirke işte meyveye, salatalara, şunlara bunlara, salataya kullanılan, tatlandırmak için kullanılan bir şeydir. Sirkenin bir mucizesi yok, bir karışım ki yani insan vücuduna faydalar olduğu söyleniliyor, onu Allah bilir, ben bilemem, tıp ilmiyle sormak lazım. Ama sirkeli suyu okudum, şöyle ettim, işte şunu şöyle, sirkeli suyun muyun bir faydası yok. Kur'an'ın faydası var, duaların faydası var. Bugün size tasavvuf müziğinde ne ile ilgili, hatta Mesnevi'nin girişinde Mevlana Hazretleri neyden bahseder? Neyin sır tutan sırrından bahseder. Mevlana Hazretleri'ni anma törenlerinde bol bol dinleyebilirsiniz. Gerçi internette de ney üstadları çok güzel parçalar koymuşlar. Çok güzel dinlendirici, enstrümantal müzikler koymuşlar. Tasavvuf müziği çok derin bir müziktir. Kudüm kullanılır tasavvuf müziğinde ritim enstrüman olarak. Ney kullanılır? Efendime söyleyeyim. Çeşitli tambur mesela. Tamburun bir yaylı tambur vardır, bir mızraplı tambur vardır. Bunlar kullanılır. Def kullanılır. Zikrullahlarda da def, 99 içerisinde halka olan defler kullanılır. O bir ahenk vermek için.
bir ahenk vermek için La İlahe İllallah zikrini çekerken. Yani bizim kültürümüz, müziğimiz çok güzel, çok güzel. Yemeklerimiz çok güzel, kültürümüz çok güzel, insanımız çok güzel. Yeter ki kimseyi ötelemeden, kimseyi ayırt etmeden, ayrımcılık yapmadan kardeş olarak yaşayalım. Birbirimize merhametli, şefkatli, güzel şekilde bakalım. Birbirimize yardım etmeye çalışalım. Birbirimize hayırlı şeyler yapmaya çalışalım. Çevremize zarar vermeden, kanunlara uyarak, sokakta yaşayan canlılara yiyecek su bırakarak, ağaçları kopartmadan, çimenleri, çiçekleri kopartmadan, kimsenin evine, şusuna, busuna zarar vermeden güzel bir insan olarak yaşamaya çalışalım. Kur'an'ın bizden istediği budur. Sufi dünyasının, tasavvufun bizden istediği budur. Hoşgörülü olmaya çalışalım. Elbette sabrımızı taşıran olaylar oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Kızıyoruz işte kardeşimize, akrabamız şuna buna ama affedelim. Cenab-ı Allah diyor ya, rahmetim gazabımı geçti. Allah affediyor. Biz kimiz ki? Biz kimiz ki? Yine yüzüğü sormuşlar. Burada yüzüğüm, Edep Yahu yazan yüzüğüm. Yeni videolarda birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın.